Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Unurman kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Çok daha bir enerjik bir giriş yapabilirdik, çok daha neşeli bir giriş yapabilirdik ama biliyorsunuz ki yaşanan terör olayları, terör saldırıları hepimizi çok üzdü. Yani şöyle söyleyeyim, belki bana şey diyeceksiniz, ya diğer insanların canı can değil mi falan filan. Yani öyle diyebilirsiniz belki, bilmiyorum ama. Tabii ki bütün terör olayları üzüyor hepimizi ama bu en son olan, yani havalimanında olan beni aşırı üzdü, yani anlatamam. Yani böyle diğerleri de tabii üzüyor. Hani belki diyeceksiniz ki diyorum ya işte bir sürü suç da atabilirsiniz bana ama ya ben doğumum bir İstanbul'da olduğum için, bir de İstanbul Beyoğlu'nda bir tane Taksim, Beyoğlu'nda bir patlama olmuştu. Onda da mesela çok ağlamıştık. İstanbul'da olduğum için beni İstanbul'da olanlar ekstra, yani inanılmaz derecede daha fazla üzüyor. Neden bilmiyorum. Acayip üzüldüm. Ama dediğim gibi hayat devam ediyor bizim için. Yani ne bileyim ben, şu an diyecek gibi bir şeyim yok çok fazla. O yüzden hemen oyunumuza geçelim. Oyun diyorum. Enerjimi biraz yüksek tutmaya çalışıyorum ki sizi eğlendirebileyim diye. Şimdi yeniden biraz daha kendime gelmem lazım. Evet. Deplasman'da Antalya Spor'la bir maçımız var. Deplasman'da oynuyoruz Antalya Spor'la. Lige çok iyi başladık şu anda. Milli takım arası vardı biliyorsunuz. Milli takım arasından gelen futbolcularımız var. Antalya Spor Deplasman'da kadromuz nasıl olacak? Dybala diye okunuyor dediler. Tamam dedik, eyvallah. Carvajal diye okunuyor dediler ona da. Tamam kardeşler. Carvajal bilimine. Bunun yerine bu mod da biraz oynasın. Necip'in yerine Eric Teixeira oynasın tabii ki. Amartey, Gökhan Töre yorulmuş ve Castillo'nun yerine Kerim Fıray yorulmuş. Kedri'nin de nasıl okunduğunu yazmışlardı ama hatırlamıyorum tam olarak nasıl okunduğunu. Ya bizim için kötü olan şu oldu arkadaşlar. Bu şeyler, siz söyleyin. Bu yedekli futbolcuların hepsini satış transfer listesine koymuştuk ama satılmadılar. Yani kimse de istemedi. O kötü oldu. Eğer orada iki tane futbolcu satabilseydik eğer. Oğlum. Bu dışarı mı alacağım? Nerede o zaman? Anlamadım ki. Neyse boşver ya. Evet, Antalya'da bakın mükemmel bir futbol asması var. Beşiktaş'ı konuk eden Antalya 3 defans oynuyor tam istediğim gibi. Yusuf Erdoğan mı lan ne acaba? Yusuf Erdoğan da almış Antalyaspor. Mükemmel bir atmosfer görüyorsunuz. Futbolcular selamlaşıyor, tokalaşıyor ve öncelikle bir şey yapmam lazım. Marco Uç almışım, tamam. Pardon, tamam. Evet ve maç başladı sevgili futbolcular şu anda. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan'dan Mota'ya. Mota orta sahaya oynayacak. Kim var orta sahaya? Orada bir Dybala'ya bir omuz var. Şimdi aldı tekrar Mota. Mota gidiyor, ilerliyor. Dybala'ya doğru atabilecek mi? Dybala'ya doğru gelmiyor tamam. Şimdi orada bir çıkarma çıkıyor Antalya Spor. Ve hızlı çıkıyor. Şimdi kim bu? Ersan Başkan. Gel lan buraya. Eto'ya omuz koymaya çalışıyor ama Eto. Yaşlı kurt gidiyor. Yapma aman. Sakin. Hayır. Of Allah'tan. Saçma sapan bir hata. Şimdi Kasiyo. Kasiyo'nun Dybala'ya. Dybala Oğuzhan'ın önüne. Oğuzhan oynadı mükemmel. Gökhan Dönmez. Lazan Markoviç. Ağırlığı karşısında Lazan. Lazan sıyrıldı. Dybala'ya. Baktı kaleye, vurdu kaleci. Beşiktaş çok hızlı gelmeye başladı. Yes. Çok hızlı gelmeye başladı Beşiktaş. Şimdi Oğuzhan Özyakup. Arka direğe. Kafayla indirebilecekler mi? İndiremiyoruz orada. İndiremiyoruz. Carvajal. Dybala. Alek Teixeira bir hareket yaptı. Baktı kaleye. Alek Teixeira kaleye baktı. Vurdu. Tekrarını. İkinci pozisyon Markoviç. Ah yalanlarda. Markoviç yalanlarda. Beşiktaş öyle bir geliyor ki. Alex. Oynadı. Dybala. Orada Lazar Markoviç. Markoviç uçuyor. Uçuyor Markoviç. Aldı karşısına. Allah'ım orada biraz arkada bak. Olsun. Antalya Spor şu anda neyle karşılaştığını farkında değil. Bu nasıl bir takım diyor. Sağlı solda ataklar geliyor diyor. Ne yapacağım ben diyor. Şimdi aldı. Dybala. Harika bir kere çekebilecek mi? Çekti. Cezası için Amartey. Amartey kaleci. Amartey. Çıkamıyor Antalya, çıkamıyor. Bir gol lazım şimdi bize. Bir gol. Oyun offside yok gönlüm. Penaltı. Lan. Yes. Dybala. Attı
golünü iyi bana. Orada penaltımız vardı. Hakem vermedi penaltıyı bakın. Burada alıyor mükemmel. Oynadı Kasım'ın. Kasım'ın diyor ayağını kırıyorlar orada ama. Dybala içeride misin? At toprağım. Attı ve gol. 1-0 öndeyiz. Müthiş bir gol Dybala'dan. Bakın köşeyi öyle bir görüyor ki. Aferin oğlum. Aferin koçum. Aferin. Takım ısınmaya başladı abi. Kim kuzusu müftüoğlu? Görmedi. Yapma. Aman oğlum. Serdar Aziz. Oğuzhan. Alek Teixeira şimdi. Alek Teixeira. Dybala'nın önüne gönderecek mi? Dybala aldı karşısına. Bir rakibin aldı. İkinciyi aldı. Dybala gidiyor. Şimdi Lazar Markovic'in önüne gönderecek. Lazar Markovic fırtının. Abi bu Lazar Markovic. Lazar Markovic kanadındaki adam kim ya? Uçuyor. Ramon Motta. Castillo'ya aldı topu. Castillo baktı şimdi Ramon Motta'ya. Castillo bütün sınırdı. Castillo gidiyor. Castillo döndü. Şimdi oraya dönecek mi? Hocam bir faul olması lazım orada ama. Hakem orada. Orada bile değil. Carvajal. Oo. Veysel. Aman ha. Aman ha Veysel. Ulan Castillo. Yapma yapma yapma. Antalya çok tehlikeli geliyor. Bir an önce durdurmamız lazım. Tehlikeli ataklar. Amartya orada bir an önce araya girmesi lazım. Allah kahretsin çok büyük tehlike. Şimdi aldı. Ersan başka mı? Bilmiyorum. Casas içinde tehlike var. Vurdu. Veysel Sapan. Ne oldu lan? He? Yürü oğlum Castillo. Dybala. Ona. Orta sahaya. Harikasın. Orada hocam. Vermiyor ya. Hakeme bak faul mü vermiyor ya. Carvajal geliyor ya. Carvajal çok hızlı. Carvajal geliyor. Carvajal o kadar hızlı ki. Eto'nun ağzına sıçacak mı? Lan ne? Ya hocam ayıptır ya. Kaç yaşında adamsın. Utanmıyorsun ya. Ya şu şunlara. Harika be yürü oğlum. Hocam çekiyor hocam. Ama yine de kastıyor gidiyor. Kastıyor döndü vurdu. Allah. Ne? Ne yapıyorsun lan? Kastıyor ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Vallahi inanamıyorum Castillo sana. Şoktayım. Ya şoku bırak. Şoku bırak hatta Migros'tayım. Yani. Bu. Yok ya bir şey mi? Vallahi bir şey demiyorum sana. Ya şu golü kaçırdın ya. Eğer o golü var ya. Eğer o golü arayalım. Bak o zaman Castillo ben seni ne yapıyorum. Oradan orada sert hareketler var ama görmedin galiba sen. Neyse Varangitalo'nu. Eyvallah hocam bende o. Aferin Veran ya işte böyle. Markovic. Lazar Markovic uçuyor. Hocam o ay artık yeter hocam ya. Son hocam. Ve. Yapma. Yapma. Aman Antalya tehlikeli geliyor. Aman çocuklar bak bu gol olur. Kastıyı gönder ikileri. Veysel. Lan! Veysel ağzına sıçacağım seni beklesen. Beklesen Veysel. Eğer şu gol olsun Veysel o zaman seninle görüşeceğiz Veysel. Lan oğlum bir çık lan. Şimdi tehlikeye geliyor Antalyaspor. Antalyaspor orta sahada biraz daha üstünlüğü bu aralar eline aldı. Eto oynadılar. Eto bakıyor arkadaşların dağında kim oynayacak? Carvalho var içeri. Eto çok tehlikeli. Varan son anda bir müdahale yaptı orada. Çok tehlikeli bir orta geldi Eto'dan. Ve biz de bu arada değişikliklerini yapalım. Burada Castillo'nun yerine Kerim Fıray olabilir mi? Daha çok Koeman. Koeman olsun orada. Yok Kedrick buraya girsin. Koeman buraya girsin. Markovic'i yine de Zardes alalım. 3 oyuncu değişikliğini yapalım ileride. 3'ü de oynasın bakalım hadi. Zardes öndüre girsen. Ne olur ne olmaz oğlum. Aman çocuklar yapmayın. Oyna lan. Orta saha gerçekten Antalyaspor'u teslim ettik. Neden bilmiyorum. Orta sahada şu anda fazla bir şey yapamıyoruz. Ve Antalyaspor orta sahada istediği gibi tüm çocuğuydu. Buna bir an önce engel olmazsak eğer Antalyaspor'un golü gelebilir. Bir an önce bunu engel olmamız lazım. Şimdi Zardes. Geldi aldı topu. Zardes. Arkadaşının dağına baktı. Zardes pas açacak arkadaşına diyor. Carvajal'i gördü. Carvajal tekrar Zardes. Zardes şimdi oynadı Amartey'e. Amartey şimdi uzun bir top attı. Kim var orada bilmiyorum. Aldı topu. Gönderdi. Alek Teixeira'ya oynadı. Oğuzhan'a. Oğuzhan kaleci yine kurtardı.
İkinci golü atmamız lazım bir an önce, yoksa bir gol daha yiyebiliriz. İkinci gol atmamız lazım. Ön direğe doğru geldi. Castillo kim burada? Zardes. Zardes aldı. Harika bir kasırdı Zardes. Zardes şansı içine girdi. Zardes vurdu. Gol oldu. Zardes tek başına yarattı. Tek başına yarattı bakın. Gerçekten güzel gol attı lan. Aldı bakın. Aldı. Şurada ince bir çalım attı. Geldi. Burada bir daha ölüm vuruşu, en sonunda yaptı ölüm vuruşunu. Güzel bir gol attı Zardes. Helal olsun diyorum. Yalnız vallahi güzel gol attı. Aferin lan. Aferin koçum. Böyle devam et, oynatacağım seni. Devam et, oynatacağım seni. Şımarma ama bak, şımarma. Aziz. Oğlum ne yapıyorsun? Evet. Yalandan uçuyor. Kendini affettirmeye çalışıyor ama yemezler. Zardes şimdi. Zardes. Orta saha doğru atabilecek mi? Attı. Uzun bir top kendi önüne mi? Kim orada? Ricardo Koeman. Koeman. 3 olacak mı Koeman? Allah belanı versin Koeman senden. Nasıl kaçırıyoruz ya? Abi kaleciler harbiden iyiymiş ya. Carvajal. Zardes. Zardes. Oyna. Vur oğlum bir tane daha Zardes. Kaleci. Gerçekten. Oha, topu baktığına çıkmadı. Kim orada? Mario Gonzalez. Mario Gonzalez. Arkasında Ramon Mota var. Ramon Mota'nın gücü bitti. Mario Gonzalez. Ramon. Kaleci. Veyso. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Antalya'da gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyeti kazandık arkadaşlar. Ve burada maçımızı 2-0 gibi net bir skorla, bakın net bir skorla kazanıyoruz. Ve de bir sonraki maça doğru ilerleyeceğiz şimdi. Bakalım bir sonraki maçta kimle oynayacağız? Akisar Mersin falan filan. Dünya turu 3-3 mü oldu? Kaç oldu ligde ya? 3-3 mü yaptı? Değil mi? Lig ne? Aa, şampiyonluk maçı var. Şampiyonlar Ligi maçı var. Bir dakika, burada Veysel Dybala, Amartey, Gökhan Töre, Markovic. Burada Gökhan Töre'nin yerine Gökhan Töre'nin yerine şey alacağım abi. Santifor'a bir sene Coleman alayım. Coleman'ı. Evet. Oha, Veysel 67 oldu. Hala da ilerliyor. Oğlum Veysel'i biz antrenman yaptırmamışsın, sonra Veysel'e kızıyoruz abi. Evet arkadaşlar, şu anda dünyanın en zor takımıyla bir şampiyonlar maçının mücadelesi vereceğiz. Ve de deplasmanda oynuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Gerçek futbolda tabii oyunu bilmem. Gerçek futbolda nasıl deseler ki. Yani kiminle nerede karşılaşmak istersen Bayern Münih'le almaya derim yani. Öyle söylerim. Yani şu anda inanılmaz derecede zor bir maça çıkacağız. Gerçekten çok 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 zor bir maç. Ama bizim için de bir o kadar önemli maç. Niye diyecek olursanız, çünkü dünyanın en büyük takımına karşı oynayacağım. Bana göre dünyanın en büyüğü. İsmail Varane, Serdar Rızkar Varane, bunların hepsi yorgun ama yine de oynar. Amartey yorgun olmuş, kötü olmuş. Ya bu Alek Teşer ya oynayacak burada. Oğuzhan çok yorgun ya. Oğuzhan'ın yerine nasıl bir şey yapıyorum? Kerim Fıray'ı orta sahaya koysam. Castillo burada. Bir kere Castillo'yu bir Kerim Fıray diye çıkar çünkü. Buraya Kedrik'i koysam. Kedrik nerede? Kedrik. Kedrik nerede ya? Oha, kırmızı kaç cezası. Bailey'i koysam orta sahaya ama bilekleri çok az. Ama hızlı ama bileği az. Bir dakika, şimdi düşünüyorum. Moika'yı koyayım. Jose'yi koyayım. Bir dakika. Jose'ye, Alec Teixeira, Dybala. Ya tamam bak, bunlar çok şey değil ya. Alec Teixeira da çok yorgun. Alec Teixeira'nın yerine de şöyle bir Dybala'yı orta sahaya çekip Coman'ı şöyle yapsam. Coman'ın önünde, Dybala arkada. Alec Teixeira gerçekten yorulmuş. Ama mecbur oynayacak, bu şekilde oynayacak. Kantara burada. Varan serdeleriz. Şimdi ileride oyun ekibi gibi Coman girer. Markovic yorulmuş olduğuna Zardes girer. Ve olsan Martin Nes'in yerine de şuradan bir tane şey alayım. Plata'yı alayım. Yo. Coman var zaten. Neyse, yine kalsın Plata'ya. Evet, şu anda gerçekten çok zorlu bir maça çıkacağız. İnşallah bu maçı buradan puan alırız. Puan ya da puanlar alırız. Çünkü çok önemli Şampiyonlar Ligi için. Bizim için bu sene Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu sene biliyorsunuz ki final yapıyoruz ve ben finali Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp almak istiyorum.
şeklinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp yapmak istiyorum. O yüzden benim için çok önemli bu final. Yani bu Şampiyonlar Ligi maçı benim için çok önemli. Evet, Allianz Arena'dayız. Yağmurlu bir hava var Almanya'da. Her zaman olduğu gibi yağmur yağıyor. İki takım taraftarı. Manuel Neuer dünyanın en iyi kalesi olarak gösteriyor. Ve maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Laura Lepardi. Ve Beşiktaş'ımız maça başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki ülkemiz için iyi şeyler yapar ve ülkemiz adına güzel puanlar toplar. Gökhan Töre. Gökhan aldı. Geçti onu Gökhan. Şimdi Berkaç. Gökhan Töre'nin önünde tekrar. Gökhan içeri baktı. İçeride kimse yok. Gökhan sıyrıldı. Ondan da sıyrıldı Gökhan. Ceza sahasında. Oynadı. Vur oradan Jose'ye. Allah kahretsin seni. Jose'ye mi vuran kimdi lan? Aynen Jose'ymiş. Neuer şimdi Lewandowski'ye doğru. Serdar Aziz orada. Vuramıyorsan vurdurmayacaksın çünkü Lewandowski gerçekten inanılmaz derecede uzun boylu ve inanılmaz hava toplarında etkili bir isim. Aldı şimdi Kerim Fıray. Kerim Fıray'ı bu oyunu çok seviyorum. Kerim Fıray'ın bu oyunu çok seviyorum. Kerim Fıray son anda bir topuna müdahale var. Öyle Türkiye'ye gidemezsin öyle Kerim, orada gidemezsin. Vidal orada topuna bir müdahale var ama Amartey koşuyor. Araya bir pas. Lewandowski şimdi oynadı araya. Kafa gitti ya. Robben dediğim anda aldı şimdi. Şimdi Amartey. Şimdi önünde Josu'ya. Josu'ya'dan attı topu Dybala'ya. Dybala döndü bir anda. Dybala içeri doğru kendinde. Dybala gidiyor. Aşağı oynayacak mısın? Attı. Şimdi Kerim Fıray'a doğru. Kerim Fıray ortaya baktı. Dybala vuracak mı son anda defans? Son anda Beşiktaş güzel geldi. İyi geldik. Şimdi oynadık Oğuzhan'a mı? Alex Teixeira'ya mı? Kim orada? Alex Teixeira'ya galiba. Aldı sıyrıldı. Arka direği bir orta. Kim var orada? Kimse yok. Şimdi olabilir ama. Şimdi bir şut gelebilir mi? Varan. Varan vurdu. Kaleci Neuer inanılmaz kurtardı. Varan vurdu. Neuer kurtardı. Beşiktaş'ımız saldırmaya başladı. Beşiktaş'ımız saldırmaya başladı. Ve ben ezilmiyorum dedi burada. Oynadı şimdi aşağı doğru. Allah kahretsin kötü bir pas. Oynadı Carvajal. Carvajal bakıyor. Tekrar geri çekti. Orta sahada arkadaşını gördü. Kim var orada? Kerim Fıray. Kerim Fıray oynadı İsmail Köbeş'in. İsmail Köbeş'i bu dakikalarda ileri doğru çıkmaya başladı. İsmail Köbeş'i gidiyor. İsmail Köbeş'i çıktılar. İsmail Köbeş'i oynadı Dybala'ya. Dybala son anda Neuer. Neuer son anda. İnanamıyorum. Bakın burada aldı döndü. Neuer gerçekten dünyanın en iyi kalesi diyorlar. Boşuna demiyorlar. Mükemmel bir kurtarış. Ya Allah kahretsin yanlış hareket olsun. Gökhan kaptı orada. Bir hata var. Lewandowski kaleye bakıyor. Lewandowski çok tehlikeli futbolcu. Lewandowski oynadı şimdi biriyle. Bir daha Robben'e. Robben geçemeyecek futbolcu. Robben son anda Varan. Tecrübesini konuşturdu Varan. Ön direkte. Şimdi neredesin? Varan'ı istiyorum buraya gelmesini Varan. Tehlikeli bir top. Veysel oyunlama atışını kullandı. Çıktı aldı. Şimdi hızlı oynayabilecek misin Veysel? Hızlı oynayabilecek misin? Aşağı doğru bir pas. Kerim Fıray gidiyor. Kerim Fıray ama orada hızlı bir futbolcu var karşısında. Boateng geldi aldı. Alaba mı pardon? Alaba geldi aldı sanırım. Orta sahada şimdi hızlı çıkmamız izin vermediler. Thomas Müller. Lewandowski. Philipp Lahm. Oynuyorlar. Çok tehlikeli. Ribery şimdi. Ribery geçmeye çalışıyor. Ribery sırılabilecek mi? Amartey son anda orada geldi. Serdar Aziz bozdu topunu. İlk yarının son dakikalarına girerken Bayern Münih. Yapma. Çok güzel oğlum. Şimdi hızlı çıkabilecek miyiz? Şimdi hızlı çıkabilecek miyiz? Oyna. Yürü Kerim Fıray. Kerim. Siktir ben böyle işin anasını. Rafinha. Uzun önde. Orada. Hocam hiçbir şey yapmadım. Ya Robben ayıp ediyorsun be. Vallahi ayıp ediyorsun. Dünya yıldız olmuşsun hala bunları yapıyorsun Robben be. Hocam. Lütfen. Fuck you. Geldi. Çok ucuz bir penaltı olurdu. Çok ucuz bir penaltı olurdu. Almanlar hemen baktı hakeme ama orada hakem bunu yemedi. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Buongiorno. Yemedi bunu. Şimdi Kerim Fıray. Kerim. Hadi be oğlum. Kerim Fıray. Bunu kurmadı. Ama lan. Allah'ım ya. Adam olacaksınız lan. 0-0. Seni sinirliyorsan dur. Oyuna sinirlendim sonra size sinirlendim. Evet ilk yarı 0-0. Galatasaray nerede? Galatasaray nerede? İnşallah kazanmıştır. Galatasaray.
Neyse Galatasaray'ı göremedik ama inşallah kazanmıştır Galatasaray'da çünkü biliyorsunuz geçen sene şampiyonu. Ve ikinci yarıda Bayern Münih maçıyla tekrar karşınızdayız. İkinci yarı devam ediyor. Maç devam ediyor. Thomas Müller şimdi orada Rafinha ile oynuyor. Gerçekten Bayern Münih orta sahası çok kalabalık tutuyorlar ve iyi paslar yapıyorlar. Bizim çıkmamızı engelliyorlar ama biz Beşiktaş'ız. Eğer bir tane kontra yakalarsak adamın anasını kötü olur yani. Çok tehlikeli. Varan gel onu, al onu. Varan yapma. Dur sen. Yapma. Olsan. Veysel. Ne yapıyorsun Veysel? 1-0 geriye düştük. Almanya'da Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşı ve tribünler, Alman taraftarlar tribünleri öyle bir doldurmuş ki ambiyans inanılmaz. Ama Türk taraftarlar da var ve artık gol bekliyorlar bizden. Bizim de artık bir gol atmamız lazım. Beşiktaş artık saldırmaya başlaması lazım. Dediğim anda orada bir ikili müdahale var. Benim olması lazım faulün. Yazıklar olsun senin gibi hakem alan. Uzun bir top şimdi Kerim Fıray'a. Kerim Fıray aldı. Kerim Fıray ilerliyor Kerim. Araya gönderecek mi? Araya bir top. Oha hocam. Bir sarı kart çıkar artık ya. Betinye miydi bu? Kim bunun adı ya? Benatya. Benatya sarı kartı gördü. Şimdi topun başında Oğuzhan var. O bölgeleri seviyor biliyorsunuz Oğuzhan. Ama Oğuzhan yok. Topun başında Oğuzhan yok. Kuvvet 82. Amartya. 86. Amartya'yla dinleyeceğim kaleyi. Amartey geldi vurdu. Top yerde sekince, yerler ıslak. Biraz fazla faul aldı. Bayern Münih'e karşı bir gol atabilirsek, burada beraberliği alabilirsek bizim için iyi olur. Ultra ofansif taktiğine geçtik şu anda. Çıkmaya çalışıyor Bayern Münih. Robben kendini yine bıraktı ve hakem yine bunu yedi. Bizim hemen değişiklik yapmamız lazım, hemen. Böyle olmayacak. Kovman hazır mısın? Hazırım. Kerim Fıray. Plata. Plata ile Koman'ı yeni değiştir. Lukan Töre, Markovic, Zardes buraya. Alex Teixeira de çok yoruldu ama. Bir dakika. Çıkanlardan bir tanesini Alex Teixeira'nın yerine koymam lazım. Kimi koyabilirim? Kerim Fıray mı? Gökhan Töre mi? Dybala mı? Gökhan Töre olsa Dybala. Gökhan Töre. En az Gökhan Töre olmuş. Aynen. Gökhan Töre, Plata, Zardes. Tamam. Güzel bir şey yaptık. Hadi oğlum Plata. Hadi oğlum. Koman oynadı. Şimdi Koman'ın önüne tekrar atabilecekler mi? Orada bir müdahale var. Topu da şimdi gidiyoruz orada. Şimdi artık bir ayağı biraz daha ısınmaya başladım. Sarı kartımız var. Yapma. Hocam yapma. Hayır. Sakın hocam. Ya siktir yeter ya. Küfür etmeyeyim diyorum ya yeter ya. İlk kartını nasıl verdim? 52. kartı. Allah kahretsin seni ya. Ulan küfür etmeyeyim diyorum var ya. Adamın çileden çıkartacaksınız ha. Yeter be kardeşim. Yeter ya. Yeter ya, vallahi yeter ya. Allah kahretsin ya. Ulan ne umutlarla başladık. Ne kadar güzeldi maç. Dybala'nın kaçırdığı goller falan vardı. Daha üstün oynuyorduk. Geldi olanlara bak ya. Vur lan Jose. Allah belanı versin senin de lan. Allah seni kahretsin ya. Vurdun şuta bak lan. Şimdi o nezardesi. Oha yerdeki adamın kafasına çarpıyor. Amına koydum bu şansına bak ya. Çıldıracağım ya. Sonra ne hükmediyorsun diyorlar ya. Yapma. Of. Aferin oğlum. Aferin. Gel beyler gelin pres beyler pres. Vur lan. Aha. Vur oğlum. Allah kahretsin. Lan yanındaki adam attın pası ya. Beyler izliyorsanız hak vereceksiniz. Yanında adam var. %100 gol pozisyonu gitti aşağı topu ya. Ya böyle bir şey olamaz. Vallahi olamaz. Billahi olamaz ya. Aç ortaya Jose'ye. Vur lan. Vurun lan! En azından 2-1. En azından 2-1. 2-1 var. Ben bunları İstanbul'dan yapacağım biliyorum. En azından 2-1. Çok iyi. Çok iyi. Oyna araya.
Yürü Gökhan Töre. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İki leveraj, iki leveraj önemli. 2-1. 2-1. Ya yeter be kardeşim. Yeter ya. Bu Robben hep atıyor kendini ya. Ya yeter, bana gına geldi ya. Ulan ne Robben'miş arkadaş ya. Ya çıldırma hareketi ya. Offside hocam. Çıkma. Veysel çıkma. Aferin. Dakika 90 mı? Hadi oğlum 2-1. Allah belanı versin senin Jose'ye. Kahretsin ya. 2-0 gibi kötü bir skorla burada mağlup ayrılıyoruz arkadaşlar. Ama olsun, bir şeyler daha bitmedi. Şampiyonlar Ligi sonuçta ilk maçıydı bu. İlk maçtı yani. Ne olacağı belli olmaz. Daha ikinci, üçüncü, dördüncü maç. Almanya'da 2-0 kaybettik. Almanya'da 2-0 kaybettik. Yapacak bir şey yok. Rakip daha iyiydi bizden. Yani biz de goller kaçırdık. Neuer kalesine devleşti. Yani Neuer bugün bizim kalemizde olsaydı bu maçı biz kazanacaktık. Ama olsun, sağlık olsun. Keşke bir puan iyi olurdu ama olsun. Yine de sağlık olsun. Bu şekilde de olur. Yani diğer takımları da yenebiliriz. Sıkıntı yok. Antep maçı var. Bir sonraki bölümde Antep maçını oynayacağız. Sizlerle. Hatta biraz hızlı geçebilmek için, eğer kendi sahamızdaysa ona bir şey yapabiliriz. Kendi sahamızda simülasyon yapıyoruz ona. Aynen, iç sahada kadromuz nasıl bakalım bir. Oğuzhan. Ya şu kadroyu bir değiştirelim. Ali Teşeri artık şu oraya girsin artık. Castillo 77. 79. 79. 69. 69. Evet, kadromuzda bu şekilde olacak zaten. Bu maçı da bir simulation yapabiliriz hızlı hızlı. Bakalım. İç sahada oynuyoruz Antep'te. 3-1 gibi net bir skor. Gökhan Töre'nin 2 golü var. Tamam. Ne yaptık ligde? Ligde 5'te 5 yaptık ve harika gidiyoruz ligde. Bir sonraki bölümde arkadaşlar yeniden ligimize ve şampiyonluğa devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'de almış olduğumuz mağlubiyet bizi üzmesin, sizleri de üzmesin. Çünkü ben inanıyorum bu takıma. Bu takım bu şampiyonluk liginden çıkacak ve başarıyı elde edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umuyorum ki eğlenmişsinizdir. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı ve beğenmeyi asla ve asla unutmayın. Bay bay arkadaşlar.